Selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Büyük ihtimalle Resident Evil End of Zoe DLC'sinin son bölümüne hoş geldiniz. Emin olmamakla birlikte. Geride kuklalar bıraktın demişsiniz ama yanında 9 tane artı 1 tane, yani toplamda %14 daha güçlü olmamızı sağlayan 10 tane kukla var. Görmemiş olabilirim bazı kuklaları. Bir tane bundan bıraktıysam %6, yani fena olmazmış aslında ama neyse, yapacak bir şey yok artık. Böyle devam. Şuradan geçelim bakalım. Evin içine tekrar giriyoruz. Sadece bekleyecek. Zoe benimle gelecek. Benimle geliyor. Aha, Zoe orada. Zoe! Bu Jack ekipteki herkesi öldürmüş. Yani şeydeki Umbrella'dan gelen herkesi öldürmüş belli ki. Zoe'ye en son bakacağım. Çünkü ona baktıktan sonra video girebilir. Jack gelebilir. Bir de bu Jack ne ölümsüzmüş kardeşim ya. Kaç kere öldürdük biz onu. Ana oyunda da öldürdük. Ana oyunda kaç kere öldürdük hatta. Yani neyse. 4 kere öldüm. 4. oynuyorum burayı. Sinir oldum. Yani şeye sinir oldum. Hantalız. Zaten koşamıyoruz sanki, öyle adım adım. Nazik nazik. Ölüm tehlikesi yaşayan biri değilmiş gibi. Bizi öldürmeye çalışan bir yaratıkla mücadele etmiyormuş. Tın 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 hareket ediyoruz birincisi. İkincisi, sağlık eline döküyor. Ondan sonra eline şöyle bir bakıyor falan. Lan adam bak, dövüyor o sırada seni. Yok, umurunda değil. Böcek çıkartıyor. Böceği işte bakıyor, kopartıyor, yiyor falan. Lan acele etsene. Yani o kadar hantal ki sinir bozuyor. Yani eski Resident Evil oyunlarında hani o da dönemin teknolojisi, o zamanın işte oyun mantalitesi falan, yiyorduk bunları. Hani hoşumuza gidiyordu da. Böyle hantallık, yavaşlık falan. Yeni oyunlarda hakikaten sinir bozuyor, başka bir şey değil yani. Oyunun zorluğunu başka şeye koysunlar. Bu hantallık, karakteri hantal yapmakla oyun zor olmuyor. Oyun sinir bozucu oluyor sadece. Evet, kahve mi geldi? Şu anda bakamıyorum. Ben de vurdum, o da vurdu. İç. Şu eline bakması mesela. Bir de bir şey göremiyorum. Ah be, bunu yapmayacak. Burada bayağı hasar veriyor. Ayağa kalkması da bir saat. Neyse. Bakma eline ya. Bakma ya. Eline bakıyorum. Şu ilk. Bunu kaç kere yapmam gerekiyor? Hiç bilmiyorum. 3 kere yapıyorum. O kalkarken ben ona vurunca ona bir şey olmuyor. Ama ben kalkarken o bana vurunca bana oluyor. Göremiyorum. Ya kaldırma beni ya. Oh.
Haydi. Elimize bakarken yiyoruz bu şamarları. Ya bakma şu eline ya, yeter ya. Vallahi bakma ya, yeter. Niye vuramadım? Ben onu 3 kere devireceğim derken o beni 3 kere. Charge. Charge complete. Never had it in you. You were a whip, Jack. Never could be me. Just 'cause you're a monster now, don't mean I can't still kick your ass. Yeah. Ya lütfen, lütfen ye şu böcekleri. Öbürünü de ye. Ye. Haydi. Ye çabuk. Haydi. Ya yuh bu. Abi. Just let me kill you. Haydi. Haydi. Aha, işte bu. İşte bu. İşte. This is a farewell from the family, brother. Göz ağzıma girdi. O gene kalkar. Zoe de üstüne basmışım da ben onu kaç kere ya oralarda dolanıp dururken. Charge. Charge complete. Bunu herkes muhtemelen yapmıştır, bu oyunu oynayan herkes. Hey Allah'ım, sinir oldum ya. You got to be all right now. Zoe? 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 Lütfen iyi ol. Bu kadar eziyet çektiğimize değsin. Wake up, Zoe. What happened? Are you okay? I'm fine. Don't you worry about me. It's all over now. Ben iyiyim, benim için merak etme. Her şey gitti. Go, 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 go. Git. Yani ekipler bastı. İyi de biz şeyiz ya, biz kazazideyiz yani, kurtulanız. Weapons down. Bu gelen şey mi? Evet. Chris Redfield son anda. Sen Zoe Baker olmasın. Soran da kim? Chris Redfield. Been looking all over for you. Hepimiz senin için buradayız. Size bakıyorduk, yardım etmek için geldik. Gene ses, görüntü, senkron kayması niye varsa artık. Bu kız böyle mi kalacak ya? Kristalize olmuş. İyi olacaksınız dedi en son.
Canavarlarla 3 yıl boyunca kapana kısılmış şekilde kaldım ve ölmeyi denedim. Sonunda bittiğine inanamıyorum. Kızın sesinin üstüne biniyor ya. Bak, dudak hareketlerinin üstüne. Neyse, ailenin son kalan üyeleri en azından birbirine kavuşmuş oldu, kurtulmuş oldular. Amca yeğen. Zoe, are you there? It's you. Zoe, sen... I don't believe it. You orada mısın? Actually made it. Aa, başarmışsın. Galiba konuştuğu da şey. You didn't forget about Ethan. Me. I told you I'd send help, and I always keep my promises. Sözümü tutarım. Yardım edeceğimi söylemiştim. Sözümü tutarım. Thank you, Ethan dedi. Bu mu yani? Yani ses bitince şey bitti. Halbuki görüntü video devam ediyordu aslında çok, belki 3-5 saniye daha, ama neyse. Resident Evil ile Resident Evil 7 ile artık işimiz bitti. Kaç kere ölmüşüm? 12 kere restart yapmışım falan filan. Evet. Aynı yerde takıldım. 2 yerde takıldım. Onun dışında başka yerde takılmadım. O 2 yerde işte birinde 4 kere, birinde yine 3-4 kere. Belki işte 3-4 kere de başka yerde takılmışsam demek ki. Oyundan çıkıp girmeleri de sayıyorsa 4 kere de o var. Neyse. Yani Extreme Challenge'lar açıldı. Joe ölmeli zorluk seviyesi açıldı. Yeni bir silah açılmış. Bir silah daha açıldı falan filan. Açıldı da yani benim tekrar oynayasım var mı? Yok. Neyi bekleyeceğiz? Resident Evil 2'nin remake'i yapılıyor. Onu bekleyeceğiz. O da 2018 içerisinde çıkacağını sanmıyorum. Duyurulur. Video tanıtımı falan yapılır bu yaz. Ama 2019'un başında, Şubat'ta falan çıkar diye tahmin ediyorum. Şubat'ta, Mart'ta. O zaman onu oynarız. O zamana kadar zaten bir sürü oyun çıkacak. Korku, gerilim oyunları hiçbir zaman şey bitmeyecek. Ara vermeyiz biz de. Sürekli arka arkaya koyar. Devam ederiz bir şeylere. Şimdilik bu kadar olsun. Resident Evil 7 ile olan maceramız bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.